askerlerimizi şehit edenlerin sizden özür dilemesini beklerken siz koşa koşa Moskova'ya gideceksiniz. Belediye başkanlarının o arkadaşlarımızın aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük. Rejimin değişmesine çanak tuttuk. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hareketliliği vardı. CHP'nin 37. olan kurultayı öncesinde 4 isim genel başkanlığa aday adayı olacağını duyurmuştu. Eski CHP Mersin Milletvekili Aytuğ Atıcı, Gelecek İçin Biz grubu sözcüsü İlhan Caner ve Onur Kurulu üyesi Profesör Doktor Tolga Yarman 68 delegenin imzasını toplayamadı. 100'ün üzerinde imzayla son 2 güne girdik ve birçok arkadaşımız bizim ofise gelirken yoldan çevrildi. Ellerinde imzası olmayan arkadaşlarımız üzerinde belediye başkanlarının o arkadaşlarımızın aşıyla işiyle tehdit edildiğini gördük. Böylelikle Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığa tek aday oldu. Saray talimat veriyor. Osman Kavala içeride kalacak. Yargı gereğini yapıyor. Örneğin Selahattin Demirtaş içeride kalacak. Hapse atacaksınız. Beraat mı? Boş verin onu. Üst mahkeme, alt mahkeme. Boş verin onu, içeride kalacak. Gereği yapılıyor. Kılıçdaroğlu, kurultayda yaptığı konuşmasında Türkiye'nin 5 temel sorunundan birisinin dış politika olduğunu öne sürdü. Amerika'yı görmezden geldi, Rusya'yı suçladı. Türkiye şu anda egemen güçlerin taleplerini yerine getiren bir devlet konumuna düşürülmüştür. Askerlerimizi şehit edenlerin sizden özür dilemesini beklerken siz koşa koşa Moskova'ya gideceksiniz. Onur sahibi insanlar da böyle bir dış politikayı asla gütmezler zaten. Kılıçdaroğlu PKK açılımının mecliste yapılacağı vaadini de yineledi. Kayyum vurgusu da yaptı. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorunlarımız demokrasi temelinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin öncülüğünde çözülecek. Kayyum uygulamalarına son verilecek. Seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gidecekleri güvence altına alınacaktır. CHP lideri 2. yüzyıla çağrı beyannamesini okudu. Beyannamede yeni anayasa önerisinde bulundu. Birinci hedefimiz yeni bir anayasa ile güçlendirilmiş demokratik parlamenter sisteme geçilecektir. Kılıçdaroğlu, CHP'nin iktidar olması halinde yerel yönetim gelirlerinin arttırılacağını söyledi. Gelecek İçin Biz grubu sözcüsü İlhan Caner de kurultayın yapılış şeklini eleştirdi. Bu ciddiyetsizlikle nasıl iktidara gideceğiz biz? Birincisi bu. Bu bir tiyatro. HDP'li açık ittifak mesajı veren Cihaner, Türk ordusunun terör koridorunu bölen harekatlarını da savaş olarak nitelendirdi. Savaş tezkerelerine evet dedik. Hiçbir savaş tezkeresine evet demedim ben. Onur Kurulu üyesi Profesör Doktor Tolga Yarman da Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın Atatürk'e hedef alan sözlerine Kılıçdaroğlu'nun yanıt vermemesini eleştirdi. Dün lanetler yağdırıldı şu efsane adama. Sesimizi çıkartmıyoruz. Bu doğal değil.